Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Cihan Önder Güne. Ülkemizde yaşayan yabancı öğrencilere yönelik hazırladığımız uyum için Türkçe dersine hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sayılar ve kaçıncı konularını öğreneceğiz. Aslında sayıları biliyorsunuz ama sayılara göre kaçıncı konusunun ne anlama geldiğini öğrenmeye çalışacağız. Bununla ilgili bir örnek verirsek veya düşünürsek bir şeyler aslında bildiğiniz şeyler. Örneğin sınıfınıza girdiniz. Tahtayı düşündüğümüz zaman tahtanın karşısındaki kaçıncı sırada oturuyorsunuz? Sınıfınızda kaç arkadaşınız var ve siz kaçıncı sıradasınız? Veya oturduğumuz evde, apartmanınızda kaçıncı katta oturuyorsunuz? Bunların cevaplarını kendiniz ders başlamadan bir verin lütfen. Örneğin ben ikinci katta oturuyorum. Siz de kaçıncı katta oturduğunuzu söyleyin bana. Haydi gelin şimdi başlayalım. İlk olarak bir metnimiz var. Metnimizin adı Ablam ve Çiçekleri. Ben okuyacağım. Siz de lütfen dikkatlice takip edin. Resimdeki benim ablam. Annem ve babam çiçekleri çok seviyor. Bu nedenle ablamın adı Lale. Benim adım ne mi? Benim adım Gül. Evimizin balkonunda çok güzel çiçekler var. Ablam balkonda çiçekleri suluyor. Ben bu çiçeklerin adlarını biliyorum. Peki siz bu çiçeklerin adlarını biliyor musunuz? Bakın, birinci saksıda gül. İkinci saksıda karanfil, üçüncü saksıda menekşe, dördüncü saksıda lale, beşinci saksıda papatya ve altıncı saksıda sümbül var. Çiçek yetiştirmek çok güzel. Şimdi arkadaşlar, birazdan metnimizle alakalı bazı bilgileri daha detaylı inceleyeceğiz sizlerle. Ama ilk olarak size sormak istediğim şeyler var. Şimdi burada çiçekleri seven bir aileden bahsediliyor. Konuşan kişi ne diyor? Ablamın adı Lale diyor. Neden? Çünkü annesi ve babasının çiçekleri çok sevdiğini, ona da bir çiçek ismi, çiçek adı koyduğunu söylüyor. Peki kendi adı neymiş baktığımız zaman? Kendi adı da Gül. Kendi adı da aslında bir çiçek adı. Evlerinin balkonunda çok güzel çiçekleri varmış ve bu çiçekleri suladıklarını söylüyor bize. Ama bize bir soru soruyor. Bu çiçeklerin adlarını biliyor musunuz? Bakalım neymiş bunlar? Tekrar bakalım. Birinci saksıda gül varmış. İkinci saksıda karanfil. Üçüncü saksıda menekşe. Dördüncü saksıda lale. Beşinci saksıda papatya. Ve altıncı saksıda ve son saksıda ne varmış? Bir sümbül varmış. Şimdi gelin hep beraber bunların sıraları hakkında birazcık konuşalım. Şimdi arkadaşlar buradaki sorumuz şu. Kaç? Kaçıncı? Baktığımız zaman Burada kaç tane çiçek var? Kaç tane çiçek gördünüz? 6 tane saksı ve içinde 6 farklı çiçek var, değil mi? Saymaya başladığımız zaman nasıl yapacağız bunu? 1 2 3 4 5 6. Peki bunları sıraya koyduğumuz zaman bana hangi soru lazım arkadaşlar? Bakın kaç tane var dedim. Kaç sorusunun karşılığı ne geldi bana? 6 tane çiçek var. Peki sırayla soracaksam eğer size hangi soruyu soracağım? kaçıncı? Örneğin kaçıncı saksıda papatya var? Baktığınız zaman kaçıncı saksıda papatya var? Buradaki saksıları sıraya dizdik. Buradan başlayarak sıraya dizdik. Bu kaçıncı olacak? Birinci. Yanındaki ikinci. Onun yanındaki üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Ve altıncı. Şimdi ben size soracağım. Siz de lütfen bana cevap verin. Beşinci saksıda bakın. Beşinci saksı nerede? Beşinci saksıda hangi çiçek var? Bir papatya var. Peki üçüncü saksıda hangi çiçek var? Üçüncü saksıda bir menekşe var. Başka bir soru sorayım. Arkadaşlar ikinci saksıda... ...veya şunu sorayım size... Ee, ...bakalım karanfil kaçıncı saksıda? Karanfil kaçıncı saksıda? Buradan sırasını bulmanız lazım ve bana kaçıncı saksıda olduğunu söylemeniz lazım. Karanfil, evet ikinci saksıda olacak. Bu etkinliğimize, bu tarz etkinliklerimize şimdi devam edeceğiz hep beraber. Arkadaşlar ne demiştik biz? Sıraya diziyoruz demiştik değil mi? Baştan sonra sıraya diziyoruz. Birinci kişiye ne diyoruz aslında biz? Örneğin sabah okula gittiniz. İlk siz girdiniz sınıfa. Siz Kaçıncı girmiş oldunuz sınıfa? Birinci girmiş oldunuz. Öğretmeniniz sınıfa geldi. Sınıfa ilk gelen kim dedi? İlk gelenden kastı ne olacak öğretmeninizin? Sınıfa kimse yokken ilk giren. Yani birinci, ilk. Peki sınıfa tam derse başlayacaksınız. O ara kapı çaldı ve sınıfınıza bir sınıf arkadaşınız geldi. Öğretmeninden özür diledi. Öğretmen ona şöyle bir şey söyledi. Sınıfa en son sen geldin. Bak ders başladı dediğini düşünün. Sınıfa en son gelen kişi. İlk gelen kişi birinci. Örneğin sınıfınız 30 kişi. En son gelen kişi kaçıncı olacak? 30. kişi olacak. Burada örneğin bakalım. Kaç tane sayımız var? 10. İlk gelene ne diyeceğim ben? Birinci, ilk, onuncu, son. Şimdi kaç sorusuyla başladık ve sonra kaçıncı sorusuyla devam ettik arkadaşlar. Örneğin baktığımız zaman bu kitap kaç lira? Bu kitap 30 lira. Size dersin başında sorduğum bir soru vardı. Eviniz oturduğunuz apartmanın kaçıncı katında demiştim. Kaçıncı katta? Bakın sorum ne? Kaçıncı? Yani bir sıralama yapmanız gerekecek. Kat eğer en aşağıdan başlıyorsa ilk kat, bakın ilk kat diyorum. Ne diyeceğim? Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat diye gideceğim. Eviniz kaçıncı katta sorusuna burada baktığınız zaman ne demişiz? Evimiz üçüncü katta. Bakın bir, 2 ve 3. 3. kat. 3. Evet. Şimdi arkadaşlar farklı bir etkinliğimiz olacak. Bir sınav yapılmış ve bu sınavda not alan öğrencilerin sıralaması var. Ama bu sıralama neye göre yapılmış? En yüksek notu alandan başlayarak en düşük notu alana kadar gitmiş. Şimdi ilk sırada bakalım ne geliyor bize. Sınavda bakın bir yazdık ama şimdi onunla ilgili bir bilgi vereceğiz. Ali Ay birinci oldu. Birinciden kastımız neydi? Bir iş yapılırken ilk sırada gelen, bu sınavda ne olacak benim için? En yüksek puanı alan kişi. Sınavda en yüksek puanı alan kişi birinci. Kaç kişinin olduğu şu an önemli değil. İlk kişi, birinci kişi. En düşük puan alan kişiyi ne diyeceğim? Sonuncu. Bu ister 30 kişi olabilir, ister 50 kişi olabilir. Ama en düşük puanı alan kişi, 50 kişi ise 50. kişi sonuncu diyeceğiz. Şimdi sınavda Ali Ay birinci oldu bizim için. Ece Gül'e bakıyorum yanında iki yazıyor. Ece Gül kaçıncı sırada ve kaçıncı olmuş? Ece Gül ikinci. İkinci. Üçüncü kişi kim? Merve Atik. Sınavda Merve Atik kaçıncı olmuş oldu? Üçüncü. Dörtte ne yazıyor? Ege Deniz. O zaman Ege Deniz'e ne diyeceğim? Sınavda kaçıncı oldu? Dördüncü oldu bakın. Dördüncü. Şimdi hep beraber yapacağız bunları. Beşinciye geldik. Nur Çelik yanında 5 yazıyor. Bu neydi benim için? Puan en yüksek alandan yapılan sıralamaydı. 1 2 üç, dördü yaptık. Şimdi beşteyiz. Nur Çelik yanında 5 yazıyor. O zaman sınavda arkadaşlar Nur Çelik kaçıncı olmuş? Evet, Nur Çelik sınavda beşinci oldu. Peki sınavda... Altıncı olan kim arkadaşlar? Sınavda altıncı olan kişinin adı ne? Sınavda Ahmet Turna altıncı oldu. Peki Cemil Tek kaçıncı oldu? Cemil Tek sınavda yedinci. Bakın bunu şöyle de sorabilirim size ki birazdan soracağım. Sınavda yedinci olan kim? Bakın yedinci. Kaçıncı sorusuna cevap veriyorum. Yedinci. Peki şunu sorabilirim. Cemil Tek kaçıncı oldu sınavda? Yedinci diyeceğim. İkisine de soru ve cevap olarak kullanabilirim. Peki Melek Şah kaçıncı oldu arkadaşlar? Sekizinci oldu. Sekizinci olan kim? Melek Şah. Bakın her ikisini de kullanabiliyorum. Şimdi başka bir soruyla soru tarzıyla devam edelim. Sınavda Erol Güzel. Bakın Erol Güzel kaçıncı oldu? Neyi soruyorum ben? Erol Güzel'in puan sırasına göre kaçıncı sırada olduğunu soruyorum. Kaçıncı oldu arkadaşlar Erol Güzel? Sınavda 9. oldu. Peki sınavda Seda Çevik kaçıncı oldu? Sınavda Seda Çevik 10. oldu. Sınavda Kadir Bağ, bakın Kadir Bağ bu sınavda kaçıncı oldu? Ne diyeceğim? 11. oldu. 11. Son olarak da sınavda Sadık Kul 12. oldu. Sıralamamızı yaptık puan sırasına göre en yüksek puan alandan en düşük puan alana göre en yüksek puan alan kişi ilk kişi olacak benim için sınavda en yüksek puan alan kişi ve en düşük puan alan kişi de son kişi de Sadık Kul. Şimdi arkadaşlar tekrar kaçıncı sorusunu kullanarak bir etkinlik daha yapacağız sizlerle. Şimdi bir rafım var. Gördüğünüz gibi rafın içerisinde de meyvelerim var. Bu rafta nereden başlayacağım? İlk kat, ilk kat neresi? En alt kat. Burası benim için kaçıncı kat? Birinci kat. İkinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı raf da diyebilirim buna. Altıncı raf, yedinci raf, sekiz, dokuz ve onuncu raf. Elimde benim on tane rafım var. Şimdi başlayalım bakalım. Birinci rafta arkadaşlar ne var? Birinci rafta hangi meyve var? Birinci rafta incir var. Peki ikinci rafta ne var? Ne görüyorsunuz? İkinci rafta muz var. Ben size soracağım. Bir sayın bakalım. Yedinci rafta ne var? Yedinci rafta ne görüyorsunuz? Armut var. Şunu soruyorum size. Çilek kaçıncı rafta? Çilek kaçıncı rafta? Dokuzuncu rafta çilek var. Altıncı rafta ne var arkadaşlar? Altıncı rafta karpuz var. Bakın sırayla gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 10'a kadar sırayla gidiyorum. Bunların sıralandırılması nasıl? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu. En son onuncu rafta ne var arkadaşlar? Limon var. Şimdi gelin hep beraber bunları az önce sorduğumuz sorular gibi bir eşleştirelim sizinle. Şimdi arkadaşlar başlıyorum. Tekrar bu sefer de bir askın var ve burada farklı hayvanlar var. Gördüğünüz gibi bu bir merdiven ve merdivende farklı hayvanlarımız var. Bunu artık ben cevaplamayacağım. Hep beraber cümlelerimizle beraber sizinle yapacağız. Sizinle beraber yapacağız. Şimdi kaç tane benim burada merdivende kaç basamağım var? 10 tane basamağım var arkadaşlar. Değil mi? Burada farklı hayvanlar var. Bir dikkatlice incelemeniz lazım önce hayvanları. Şimdi hadi başlayalım. İlk cümlem şu. Tavuk yedinci basamaktadır. Şimdi bana ne diyor? Tavuk yedinci basamaktadır. Biz nereden başlıyorduk saymaya? En alttan birden. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci basamağı buldum. Peki yedinci basamakta tavuk mu var? Evet. O zaman eşleştiriyorum. Tavuk yedinci basamaktadır. İkinci cümleye bakayım. Yılan dokuzuncu basamaktadır diyor. Dokuzuncu basamak Neresi buradan? Burası mı? Veya burası mı? Evet. O zaman eşleştiriyorum. Yılan dokuzuncu basamaktadır. Kuş 10. basamaktadır. Bakalım. Ve götürelim 10. basamağa. Kedi 5. basamaktadır. 5. basamak nerede? Evet. Kedi 5. basamaktadır. Kaplumbağa dördüncü basamaktadır. Eşleştirdim. Tilki 3. basamaktadır. Bakın 1, 2 ve 3. Üç. 3. basamakta tilki var. Köpek 6. basamaktadır. Fare 8. basamaktadır. Bakın eşleştiriyorum hepsini teker teker. Fil birinci basamaktadır. Fil birinci basamaktadır. Ve ayı ikinci basamaktadır. Ayı ikinci basamaktadır. Şimdi arkadaşlar tekrar devam ediyoruz. Dersin başında ama biz ne konuşmuştuk sizinle? Ben size neyi sormuştum? Sınıfta kaçıncı sırada oturuyorsunuz diye sormuştum. Değil mi? Şimdi burada da gördüğünüz gibi bir sınıf ortamı var. Ve bu sınıfta Salih, Damla, Ömer, Emre ve Gözde'nin olduğu bir fotoğrafımız var. Bir resimimiz var. Şimdi arkadaşlar bununla alakalı sorular soracağım size. Sıralarımız neye göre gidecek? Tahtanın burada olduğunu düşünürsek tahtaya göre sıralayacağız. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Birinci sırada kim var arkadaşlar? Bakın birinci sıra en arka mı yoksa en ön mü? Nereden başlayacağım? Birinci sıra tahtaya en yakın taraf ilk sıra. İlk sırada kim var birinci sırada? Birinci sırada Salih var. İkinci sorumuza geçiyorum. İkinci sırada kim var? Arkadaşlar baktığınız zaman şimdi birinci sıra burası demiştik. İkinci sırada kim var? İkinci sırada Ömer ve Damla var. Salih ilk sırada Hemen arkasında birinci sırada yani. ikinci sırada Ömer ve Damla var. Üçüncü sırada kim var arkadaşlar? Üçüncü sırada Emre ve Gözde var. Bakın birinci, ikinci ve üçüncü sıra Emre ve Gözde. Dersin başında sizinle bir şey daha konuşmuştuk arkadaşlar. Eviniz oturduğunuz apartmanın kaçıncı katında diye sormuştum ben size. Şimdi burada bir apartman görselimiz var ve kat kat gidiyor ve o katta oturan insanların isimleri var. Şimdi bununla alakalı sorular yapacağız sizinle. Şimdi arkadaşlar ilk katımız, birinci katımız neresi? Burası. Buradan başlıyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı toplam 6 altı tane kat var. Bu bina kaç katlı? diye soruyorum. 6 katlı. Örneğin Sıdıka kaçıncı katta oturuyor diye soruyorum. Ne cevap vereceğim? Sıdıka üçüncü katta oturuyor diye cevap vereceğim. Şimdi Gelin hep beraber etkinliğimizi tamamlayalım. Arkadaşlar, ben metni okuyorum. Merhaba, apartmanda kimler var diye bir soru geldi. Şimdi bununla ilgili kişilerin kaçıncı katta olduğuna göre açıklamalar yapacağız. Betül Hanım var. Peki Betül Hanım kaçıncı katta? Sorumu soruyorum. Siz de cevap verin buna. Betül Hanım kaçıncı katta oturuyor arkadaşlar? Betül Hanım birinci katta. Bakın, birinci katta. Biz ne demiştik? Birinci kat aşağıdan başlıyor ve yukarı doğru artarak gidiyor. Furkan Bey var. Furkan Bey kaçıncı katta? Furkan Bey buldunuz cevabı. Dördüncü katta. Hüseyin Bey var. Hüseyin Bey kaçıncı katta oturuyor? Hüseyin Bey altıncı katta oturuyor arkadaşlar. Bakın Hüseyin Bey altıncı katta oturuyor. Sıdıka Hanım var. Sıdıka Hanım kaçıncı katta? Beraber yapalım. Bir demiştik. Birinci kat, ikinci kat ve üçüncü kat. Bakın üçüncü katta kim oturuyor? Sıdıka Hanım. Cevabımız ne olacak? Üçüncü katta. Şerife Hanım var. Şerife Hanım kaçıncı katta arkadaşlar? Furkan Bey ile Hüseyin Bey'in arasında bir katta oturuyor. Furkan Bey kaçıncı katta? 1, 2, 3 ve 4. Hüseyin Bey ise 5 ve 6. İkisinin arasında Şerife Hanım oturuyor. O zaman kaçıncı katta? Şerife Hanım 5. katta oturuyor arkadaşlar. Son olarak Kerem Bey var. Kerem Bey kaçıncı katta oturuyor? Kerem Bey de gördüğünüz üzere 2. katta oturuyor. Bu etkinliğimizi tamamlamış olduk. Şimdi daha zor bir soru aslında burada karşınızda. Bir koşu koşucular var, bir maratondalar. Ee, ve bununla alakalı bir sıralama yapacağız sizlerle arkadaşlar ve sorumuz olacak. Şimdi ilk sırada koşan kişi kim? Yator. İkinci sırada Davut. Üçüncü sırada Harry. Dördüncü sırada Cemal ve beşinci sırada John. Görselle ilgili bir soru yapacağız şimdi hep beraber. Görsele göre hangisi yanlıştır? A. Birinci sırada Yator var. Yator ilk sırada şu an. Bakın birinci ilk sırada. Harry üçüncü sırada yarışıyor. Bakın, Harry 3. sırada mı yarışıyor? 4. sıradaki sporcunun adı Cemal. 4. sıradaki kişi Cemal mi? Son olarak da Davut 5. sırada koşuyor. Davut 5. sırada mı koşuyor arkadaşlar? Bunu hep beraber bir sıralayalım. Şimdi Yator 1. sırada, ilk sırada koşuyor dedik. Bu arada biz burada neyi arıyoruz? Yanlış olan cevabı arıyoruz. Yator ilk sırada dedi. O zaman A şıkkımız elendi. Harry 3. sırada yarışıyor dedi bize. Şıkta. Harry 3. sırada mı? 1, 2 ve 3. sırada. Evet. O zaman B şıkkımız da elendi. C şıkkında 4. sıradaki sporcunun adı Cemal dedi. 1, 2, 3, 4. 4. sırada Cemal mi yarışıyor? Evet. O zaman C şıkkımız da elendi. Davut 5. sırada koşuyor dedi. Ben burada sırayı kime göre alacağım? en öndeki ilk sıradaki Yator'a geri alacağım. Peki o zaman Davut 5. sırada mı koşuyor arkadaşlar? Hayır. Davut 2. sırada koşuyor. Ve cevabımız D değişik oldu. Şimdi bir başka soruyla devam edelim. Bir başka etkinlikle devam edelim. Aşağıdaki soruları fotoğrafa göre cevaplayalım arkadaşlar. Harry kaçıncı sırada koşuyor diye bir soru var. Peki sorumuz ne? Harry kaçıncı sırada koşuyor? Baktığımız zaman ilk sırada Yator, ikinci sırada Davut, 3. sırada Harry, dördüncü sırada Cemal ve 5. sırada John. Harry kaçıncı sırada koşuyor arkadaşlar? 3. sırada koşuyor. Davut kaçıncı sırada koşuyor? Cevabımız ne olacak? Evet, ikinci sırada koşuyor Davut. John kaçıncı sırada yarışıyor? Bakın, cevabı siz verin. John kaçıncı sırada yarışıyor arkadaşlar? John 5. sırada. Yani en son sırada şu an. En son sırada. Yator yarışta kaçıncı sırada? Yator yarışta birinci sırada. Yani ilk, en öndeki kişi Yator. Cemal kaçıncı sırada yarışıyor arkadaşlar? Cemal, Cemal de dördüncü sırada yarışa devam ediyor. Şimdi arkadaşlar farklı bir etkinlikle hep beraber yapacağız bu etkinliği. Beş günlük bir tatil var ve bu tatil başladı. Bu arkadaşlar da karar vermişler. Her gün farklı bir etkinlik yapacaklarmış. Her gün farklı bir etkinliğe karşılık gelecek görsellerimiz de burada. Hadi şimdi hep beraber cümlelerimizle görsellerimizi bir eşleştirelim. Bakın birinci gün hava rüzgarlı. Bu yüzden uçurtma uçuracağız. Birinci gün hava rüzgarlı. Bu yüzden uçurtma uçuracağız. Hangi görselle eşleşebilir bu? Evet. Birinci gün hava rüzgarlı bu yüzden uçurtma uçuracağız. İkinci gün mahallede futbol oynayacağız. İkinci gün mahallede futbol oynayacağız. Hangi görselde var bu? İkinci gün etkinliği. Üçüncü gün tiyatroya gideceğiz. Bakın sıralıyoruz. İlk gün uçurtma uçurdular. İkinci gün futbol oynadılar. Üçüncü gün tiyatroya gideceğiz dedi. Koyduk etkinliğimizi. Dördüncü gün parkta bisiklet süreceğiz. 4. gün parkta bisiklet süreceğiz. Ve 5. gün televizyonda hayvanlar belgeselini izleyeceğiz. Bakın Şimdi etkinlikleri yaptık. İlk gün birinci gün uçurtma uçurdular. İkinci gün futbol oynadılar. Üçüncü gün tiyatroya gittiler. Dördüncü gün parkta bisiklet sürdüler. Ve beşinci günde evde hayvanlar belgeselini izlediler. Evet arkadaşlar bu etkinliğimizle beraber de dersimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.